Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle başlıktan anlaşılacağı üzere yaptığım günlük makyajdan bahsetmek istiyorum. Hangi markaları kullanıyorum ve nasıl bir makyaj tercih ediyorum. Siz de beğenirseniz kendiniz de uygulayabilirsiniz. O zaman geçelim makyaj bölümüne. Şu an hiç makyaj yok benim sırasında. Şöyle görebilirsiniz. Şimdi başlıyorum. İsterseniz aynadan çekeyim. Tamam. Şimdi ilk neyle başlıyorum? Ben allık çok sevdiğim için hemen biraz allık sürüyorum. Kullandığım ürünler nedir? Şöyle Balmain. Ben de daha çok kahverengi tonlarını sevdiğim için kahverengi tonlar kullanıyorum. Şöyle. Hani esmerseniz biraz daha belki pembe tonlarını kullanabilirsiniz. Bir de ben böyle çok eskiden beri kullandığım şöyle Flormar'ın terakotalı bir şey var. Şu an kırıldı, açmak istemiyorum. Şöyle üstünde kalanlar bile yetiyor. Pink Bronze diyor ismi. Flormar allık. Biraz ondan sürüyorum. Allık sevdiğim için birkaç allık kullanıyorum açıkçası. Böyle karıştırıyorum. Daha sonra yine balmı bir şey var. Highlighter'ı var. Hemen oradan çok az bir şey alıyorum. Bu da yine kırıldı. Kırıldığı için şöyle kenarlardakiler bile yetebiliyor. Şu üstlere uyguluyorum. Şuraları da belki görebiliriz biraz. Şimdi sıra allık kısmı tamamlandı. Şeye geçiyoruz. Naked 2 diye Urban Decay. Ben bunu kullanıyorum. Şey olarak, far paleti olarak. Bundan önce neyi kullanıyordum? Ben genelde Balmain ürünlerini tercih ediyorum. Balmain Nude Tude diye başka bir ürünü var. Bunu da çok seviyorum. Bunda bu renkler var. Ama ben şimdi bunu kullanmayacağım. Son zamanlarda hep bunu kullanıyorum. Naked 2 Urban Decay'i. Ve şu an yine bunu kullanarak makyajımı yapacağım. Önce şu çok kullandığım şu açık renk var. Onu hemen sürüyorum. Evet. Üstüne gölge amaçlı ben birkaç rengi karıştırıyorum. Şu gold sarısı var. Gold'u biraz koyuyorum. O gün giydiğiniz kıyafete göre de bir şey yapabilirsiniz. Üstüne hafiften böyle gold koyuyorum. Açık renk paletim. Biraz da koyu koyabiliriz. Mesela ne olabilir? Şu koyu gri olabilir ya da şu koyu kahverengi olabilir. Benim elbisemde şu an kahve tonları olduğu için biraz kahverengi koyacağım şuralara gölge olması için. Karanlık şeyi verir. Bir bulaşabiliyor bazen. Şöyle temizlemek gerekiyor. Tamam. Bence gölge oldu. Hızlı bir makyaj söz konusu. Çünkü hani işe gidiyoruz. Sabahları hızlıca bir makyaj yapmamız gerekiyor. Çok vakit ayıramıyoruz. Onun için en hızlı nasıl yapabiliriz? Ben size bunu gösteriyorum. Hani gündelik ne kadar hızlı yapabilirsek o kadar kârdır diyerekten. Şey olarak da kalem olarak da bu L'Oreal'in böyle ben kahverengi tonunu aldım. Koyu kahverengi. Çünkü siyah olunca böyle çok simsiyah oluyor. Onun yerine böyle koyu kahve aldığımız zaman hani aralarındaki şey de kontrast farkı da çok fazla olmuyor. Biraz ucu kırılmış bunun gerçi ama şöyle deneyeceğim yine. Evet, böyle bir şey yeterli bence. Bu siyah bir renk değil mesela, koyu kahverengi. Ben koyu kahverengi daha çok seviyorum.
olduğunu düşünüyorum şu an. Şöyle fazla şeyleri alabiliriz. Sıkıntı değil. Bir de mesela şeyi de severim ben. Mesela Balm'ın yine bu Overshadow diye bir tane ürünü var. Bu da nedir? Şöyle açayım. Böyle parlaklık, böyle parlak simler var. Bilmiyorum siz sim sever misiniz ama şöyle elinizle de uygulayabilirsiniz belki. Şöyle şuralara birazcık sim koyayım, parlasın. Evet. Ve şey, şu an bir de mesela göz altınız atıyorum uykusuz olmuş olabilirsiniz. O gece düzgün uykunuzu almadıysanız ya da burnunuz tıkalı olduğu zaman şu göz altlarında böyle morluklar olabiliyor. Onu da çok güzel kamufle etmek için bir ürün var. Yine Balm'ın Concealer diye geçiyor. Göz altındaki şeyleri kapatmak için. Şöyle bunu da hafiften uygulayabiliriz. Evet. Çok fazla uygulamamakta fayda var. Çünkü gündelik makyajda çok abartılı bir görüntü olması şey olmuyor. Daha doğal görünmek açıkçası esas. Yine ben Balm markasını sevdiğim için. Balm çünkü doğal ürünlerden oluşuyor. Hani cilde ve şeye çok fazla zarar verecek ürünler olmadığı için size bu markayı tavsiye ediyorum. Hamile falan da olabilirsiniz falan. Hani gönül rahatlığıyla hiçbir katkı maddesi olmadığını bilerek kullanmak güzel. Bu da Balm'ın maskarası. Şöyle maskara olayını da halledince... Bu arada bir ziyaretçimiz var ama şu an içeri alamıyorum. Bir ses olayı olmasın diye. Rahat beni duymanız için. Şu an makyajım tamam. Bir ruj kısmı kaldı. Hani mesela koyu renk böyle bir makyaj. Mesela çok hafif bir makyaj değil açıkçası. Onun için ben pembe tonlarını daha çok tercih ediyorum. Ben genelde bu ne markaydı? Yves Rocher. Yves Rocher'ün. Şu an 53 numarasını sürüyorum. Evet. Şu an makyajım tamamlandı. Ben genelde bu kadar bir ürün sürüyorum. Hani gündelik hayatımda, iş yerinde kullanmak için. Hatta ben düğüne falan giderken de yine bu kadar yapıyorum. Çok abartılı makyaj yapmayı sevmiyorum. Koyu renkleri kullanmıyorum. Daha çok hani böyle açık renk ve üzerine koyu tonlarla gölge yapmayı tercih ediyorum. Ve parıltılı şeyleri de sevdiğim için bu overshadow gibi parlak ürünleri de kullanıyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım makyajı da beğenmişsinizdir. Videoyu da beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Ben teşekkürler şimdiden.